Hak dergahı başında ve Hak dergahı içinde bizimle olan siz canları Hak Muhammed Ali aşkıyla selamlıyoruz. Cümlenize aşk-ı niyazımız olsun. Cenab-ı Hak'tan yardım Hazreti Muhammed Mustafa'dan himmet Şah-ı Merdan Ali'den destur ola. İbadet ile ilim muhabbet programımız moderatör Melek Gezgin, akşam Gülbengi Melek Ertürk, Hakk'a göçmüş canlara Gülbenk, Melek Gezgin, ibadet hizmeti Şükrü Polat, çare uyandırma hizmeti Şengül Ergin, zakir hizmeti Ali Sönmez, ilim muhabbet konusu yola nasıl talip olunur? Sunumu yapan Serpil Yıldırım, rızalık almak Gülçin Güler, dağılma Gülbengi Seyit Hakkı. Cenab-ı Hak tüm canların hizmetini, niyetini, lokmasını kabul ve makbul eylesin. Daha üstün hizmetler nasip eylesin. Cenab-ı Hak Cem gecemizin yüzü hürmetine hepimizin de niyetini, niyazını kabul eylesin. Cem gecemiz mübarek olsun. İnsanlık alemi için dostluğa, barışa, huzura vesile olsun. İnsanların hırslarını merhamete, kinlerini sevgiye, düşmanlıklarını da barışa çevirsin. Allah eyvallah diyoruz. Nefes, moderatör Melek Gezgin Can'da. Destur pirim himmet eyleyin. Allah eyvallah. Destur Şeyh Merdan Ali'den, himmet Muhammed Mustafa'dan olsun hizmet aşkıyla. Hak Dergahı televizyonu başında ve Hak Dergahı'ndaki cümle canları Hak Muhammed Ali ve Pir İmam Hüseyin'in onurlu duruşuyla selamlıyorum. Vakitler aşk olsun, erenler canlar. Cem gecemiz kutlu olsun. Uyandırdığımız şeraların sevgi, bilgi ve muhabbet ışığı dünyayı, ülkemizi ve gönüllerimizi sonsuza dek aydınlatsın. İki melek gelir, sual sorarlar. Dökerler hurcunu, gevher ararlar. Bir kılın üstüne köprü kurarlar. Geçemezsin Hakk'a kul olmayınca. Değerli canlar, muhabbetimize akşam Gülbengi ile başlıyoruz. Nefes melek candadır. Destur Melekcan. Destur Şah-ı Merdan Ali'den olsun. Bismillah Allah Allah. 12 imam ve ehli beyt aşkına akşamlar hayır, hayırlar daim ola. Gönüller bak, kötülükler def ola. Ya Cenab-ı Hak, bizleri Muhammed Ali şefaatinden, didarından, ehli beytin sevgi ve muhabbetinden mahrum eyleme. Dünyada barış ile huzur istiyoruz. Barış ve huzuru bozanlara fırsat verme. Barış içinde insanca, kardeşçe ve dostça yaşamayı nasip eyle. Sen yetiş diyarımıza. Ya sahibi Zülfikar, bizim ikrarımız yaradan aşkına, yeryüzüne serpilmiş sevgi tohumudur. Güneşi Muhammed Mustafa ve toprağı ise Aliyel Murteza'dır. Gülü Fatma, tüz Zehra kokusu, evliyalar serdarı İmam Hasan. Rengi Kerbela şehidi Şah İmam Hüseyin'dir. Hak meydanına varanın, pir divanına duranın, ikrar verip ikrarında duranın, ikrarı darı ve divanı kabul ola. Tevelle ile teberamız Hakk'a yazıla. Tevellemiz yüzümüz ak ola. Şah-ı Merdan Ali yardımcımız, boz atlı Hızır yoldaşımız ola. Dualarımız hasta olan canlarımızın derdine derman ile şifa ola. Zorda darda olanlara sağlıklı ve huzurlu günler nasip ola. Hakk'a göçmüş canların ruhunu şad ve marifeti bağışlanmış ola. Dil bizden kabulü Cenab-ı Hak'tan ola. Allah Allah, gönül bildiğiyle gelsin. Nefes melek canlıdır. Allah eyvallah Melekcan. Sesine, nefesine, yüreğine sağlık. Şansın bol, başarıların daim olsun. Hak erenler hizmetlerini kabul eylesin. Çok güzel okudun. Teşekkür ederim. Değerli canlar, şimdi Hakk'a göçmüş canlar için gülbengimiz. Bismillah, Allah Allah. Ya Cenab-ı Hak, Hazreti Muhammed Mustafa'ya, Keremler Şah'a, Aliyü Veliullah'a ve Ehli Beytine dua ile selam olsun. Şah-ı Merdan Ali'den üstün Veliullah, Zülfikar'dan üstün ilahi adalet yoktur. Elimiz gönlümüzde, özümüz darda, hayat ile ölüm hakkımızda hayır ola. Hakk'a göçmüşlerimizin ruhu şad, günahları bağışlanmış ola. Ya Cenab-ı Hak, hakikat alemine göçmüş canlarımızdan
rahmetini, merhametini esirgeme. Ruhunu azaptan koru ve huzur eyle. Ruhunu şahat mekanlı pîr-ü pâk eyle. Günahlarını ve mağfiretlerini Muhammed Ali ile Ehl-i Beyt hakkı için bağışla. Fatma Ana ile Pir İmam Hüseyin acısına bağışla. 12 imam ile Mürşit Pir hakkı için bağışla. Bozatlı Hızır ile Kamili insan hakkı için bağışla. Dua Gülbenk şükür hakkı için bağışla. Bu dem, bu meydan hakkı için bağışla. İlahi aşk ile muhabbet hakkı için bağışla. Yaptığımız dua göçmüşlerimizin ruhuna nail olsun. Yağan yağmur esen yel hakkı için, yeşeren ve biten çiçeklerin, doğanın hakkı için, kainattaki mevcudatın hakkı için, canlı cansız varlıkların hakkı için, ikrarından dönmeyen, sorumluluğunu yerine getiren müminlerin hakkı için, hakikat alemine göçmüş canlarımızın ruhunu şad eyle. Göçmüşlerimize rahmet, yaşayanlar selamet içinde olsun. Göçmüşlerimizin temiz ruhu hakkı için duamızı, niyazımızı, niyetimizi, verdiğimiz lokmalarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Allah Allah, kabul ve makbul ola, aşk ile hu. Değerli canlar, şimdi ibadet hizmetimiz için nefes şükrü seyidinde. Buyurunuz şükrü seyidinde. Baba Melekşen, hak hizmetini kabul etsin. Aşk ile canlar, gönül birliğimiz için, ibadet birliğimiz için ve muhabbet birliğimiz için himmet eyleyin. Yolumuz rızalık yoludur. Rıza kapısında yapılan manevi hizmetlerin herhangi bir zorlama olmadan yerine getirilmesidir. Biz de bu hizmeti gönül rızamızda yerine getirmekteyiz. Sizler de rızalığınızı veriyorsanız Allah'a eyvallah deyin. Allah'a eyvallah seyirim. Allah eyvallah. Canlar, biz sizi özünüze, özünüzü de hakka teslim edeceğiz. Özünüzdeki hak ile dar-ı didar olacaksınız. Aranızda dargın, küskün, üzerinde kul hakkı olan, bilerek veya bilmeyerek hata işleyen varsa lütfen dile gelsin ve özünü dara çeksin. Yoksa Allah eyvallah desin. Allah eyvallah. Birbirlerinize hakkınızı helal ediyorsanız Allah helal eyvallah olsun, deyin. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Mümine nişan. Ber Cemali Muhammed Mustafa, Ber Kemali İmam Hasan, İmam Hüseyin ve Şah-ı Merdan Ali'yi pir bilip verelim Muhammed Mustafa'ya salavat. Hazreti Muhammed Mustafa'ya Keremler Şah'ı Aliyüm Veliullah'a ve Ehli Beytine dua ile selam olsun. Şah-ı Merdan Ali'den üstün Veliullah, Zülfikar'dan üstün ilahi adalet yoktur. Dua ile selam size olsun ya Muhammed Mustafa, ya Aliyüm Veliullah, ya Hatice-ül Kübriya, ya Seyyide Fatime-tü Zehra, ya İmam Hasan-ı Müşteba, ya İmam Hüseyin-i Deşt-i Kerbela, ya İmam Zeynel-i Aba, ya İmam Muhammed Bakır-ı Veka, ya İmam Cafer-i Sıdkı Sefa, ya İmam Musa-i Kazım Cismi Pak, ya İmam Ali-ül Rıza Şah-ı Horasani, ya İmam Muhammed Taki, ya İmam Şah Ali-ül Naki, ya İmam Hasan-ül Askeri Gazi, ya İmam Muhammed Mehdi sahibi zaman, ya Cenab-ı Hak, dua ile selamımızı kabul buyur ya Rabbi. Bismillah, Allah Allah, muhabbetimizin aşkına vakitler hayır, hayırlar daim ola. Gönüller rahat ve huzur içinde ola. Ya Cenab-ı Hak, Hazreti Muhammed Mustafa'ya, Keremler Şahı Aliyüm Veliullah'a ve Ehli Beytine dua ile selam olsun. Onlara esenlikler eyle. Her dilde bir dilek, her gönülde bir murat vardır. Dilde dilekleri, gönülde muratları kabul eyle. Bizleri merde, namerde muhtaç eyleme. Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa nasip eyle. Hakka göçmüşlerimizden merhametini ve rahmetini esirgeme. Biz kullarına gökten hayırlı rahmet, yerden hayırlı bereket ihsan eyle. Hak Muhammed Ali şefaatinden, muhabbetinden mahrum eyleme. Allah Allah diyen diller ve gönüller dert ile keder görmeye. Darda kalanlara, zorda olanlara, hasta yatanlara, şifa arayanlara, başı dertte olanlara, zalimin zulmüne maruz kalanlara,
Sen yetiş carına ya Şah-ı Merdan Ali. Gönül birliğine Allah Allah diyelim. Hak Muhammed Ali muhabbetine varalım. Dil bizden kabulü Cenab-ı Hak'tan olan. Allah Allah. Gerçeğin demine hu. Canlar şimdi delilimizi uyandıralım. Destur şükrü seydim, himmet eyleyin. Destur haktan olan. Buyurun. Esirgen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Allah göklerin ve yerlerin nurudur. O ilahi nurdur. Yoktan var eden, varlığın ışığını yakan. O ilahi nurdur. Kalplere iman, ruha huzur veren. O ilahi nurdur. İnsanı eğiten, peygamberlik vasfına erdiren. O ilahi nurdur. Zahir batın ilmine nail eyleyip veli eden. O ilahi nurdur. Karanlıktan kurtarıp hidayete ulaştıran. O ilahi nurdur. Evlerde yanan huzur ve bereketini sunan. O ilahi nurdur. Muhabbetin ışığını yakan gönülleri birleyen. O ilahi nurdur. İnsanda insanı insana yar eden, cananına kavuşturan, insanı sevgi vasfına, idrak kabiliyetine, manevi olgunluğuna vardıran o ilahi nura hamdü senalar olsun. Bismillah Allah Allah. Serâ Rûşen, Fâhri Devrişen, Zuhur-i İman, Himmet-i Piran, Pir-i Horasan, Kürşad-ı Meydan, Kuvve-i Avdalan, Kanuni Evliya, verelim Muhammed Mustafa'ya ve Ehl-i Beytine salavat. Gel Cenab-ı Hak, Hazreti Muhammed Mustafa'ya, Keremler Şahı, Ali'nin Veliullah'a ve Ehl-i Beytine dua ile selam olsun. Şah-ı Merdan Ali'den üstün Veliullah, Zülfikar'dan üstün ilahi adalet yoktur. Yaradan'ın kutlu nuru aşkına. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nübüvvetin aydınlık nuru aşkına ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Velayetin aydınlık nuru aşkına ya Ali, ya Ali, ya Ali. Nur ola, sır ola. Gerçek erenlerin demine hü, nefes. Şükrü seyidimde. Sonsuza dek uyandırdığımız delillerimiz, kılavuzumuz, aydınlığımız olsun. Eyvallah. Hak kabul etsin hizmetini. Allah Allah. Şimdi de nefes seydim Ali'de. Ali seydim buyurun. Eyvallah. Himmet et seydim. Himmet haktan olsun. Bağışlan Yaradan nuru aşkına Çerah uyandı nurla Yaradan nuru aşkına Yaradan nuru aşkına Sen kabul buyur ya Allah Sen kabul buyur ya Zahir batın nevi sıfatına varan onurdur ki ilmiyle don makamında veli makamında veli sen kabul buyur ya Allah sen kabul buyur ya Allah Nurdur ki zuhur eden O varlığın ışığını yakan O nurdur ki yokta var eden Kalplere imanı veren Kalplere imanı veren Sen kabul buyur ya Allah Sen kabul buyur ya Allah ki karanlıkta hidayet nuruna erdiren onurdur ki evlerde yanan bereketini sunan bereketini sunan sen kabul buyur ya Allah sen kabul buyur ya Allah
çırah uyandı nurlanma. Yaradan nuru aşkına çırah uyandı nurlanma. Mürüvvet nuru adına, mürüvvet nuru aşkına, sen kabul buyur ya Allah, sen kabul buyur ya Allah. Çırah uyandı nurlanma, velayet nuru aşkına, çırah uyandı nurlanma, Fatma ana nuru aşkına, Fatma ana nuru aşkına, sen kabul buyur ya Allah, sen kabul buyur ya Allah. Çırah uyandı nurlanma, 12 imam nuru aşkına, çırah uyandı nurlanma, ehli beyt nuru aşkına, ehli beyt nuru aşkına, sen kabul buyur ya Allah, sen kabul buyur ya Allah. Çırah uyandı nurlanma, kırkların nuru aşkına, cümle hizmetin aşkına, seyir hakkı pir aşkına, seyir hakkı pir aşkına, sen kabul buyur ya Allah, sen kabul buyur ya Allah, sen kabul buyur ya Allah. Nimet Seyyidim'dendir. Allah eyvallah Ali Seyyidim. Cenab-ı Hak yaptığın hizmeti, yaptığın duaları kabul ve makbul eylesin. Bismillah, Allah Allah. Allah'tan bize ulaşan çerağımız sonsuza dek kılavuzumuz olsun. Çerağımız yansın, yakılsın Allah'ın nuru aşkına. Peygamberlerin nuru aşkına. Velayetin nuru aşkına. Seyyide Fatmetü Zehra Ana'nın nuru aşkına. Ehli Beyt'in nuru aşkına. Cümle erenlerin, evliyaların aşkına, yolumuzun, birliğimizin, dirliğimizin aşkına, hazır gayip, zahir batın cem erenlerinin nur cemalleri aşk ola. Cenab-ı Hak cümlemizi Ehl-i Beyt'in şefaatine nail eyleye. Hizmetiniz kabul, muradınız hasıl ola. Eliniz, gönlünüz incinmeye. 12 İmam Hüsnü rızası üzerinizde hazır ve nazır ola. Hak Muhammed Ali utandırmaya, cehennem narına yandırmaya. Bozatlı Hızır, yar ve yardımcınız ola. Erenler demine, evliya keremine, gönül birliğine Allah eyvallah. Dil bizden kabulü Cenab-ı Hak'tan ola. Allah Allah, aşk ile gerçeğin demine hu. Şimdi gönül muhabbetimize başlamak için nefes Melekcan'dı. Melekcan buyur. Allah eyvallah Şükrü Seydim. Değerli canlar, ilim muhabbet konumuz yola nasıl talip olunur? Nefes Serpil Can'dadır. Buyurunuz. Eyvallah Melekcan. Destur himmet eyle. Destur Şah-ı Merdan'a izin olsun. Valla. Canlar cem gecemiz mübarek olsun. Hizmet eden canların da hizmeti hak katında kabul olsun. Bizleri dinleyen hak dergahı başındaki canları da hak Muhammed Ali aşkıyla selamlıyorum. Alevi inancında yola nasıl talip olunur? Alevi inancında ikrar vermeyen bir kişi Alevi değildir. Çünkü ikrar Alevi inancının temelidir. İkrar söz vermek, yemin etmek, biat etmek, akttır. Alevilikte verilen ikrar Allah'ın birliğine, Hazreti Muhammed Mustafa'nın peygamberliğine, Şah-ı Merdan Ali'nin velihatlığına itaat etmektir. Ehl-i Beyt'e muhabbet ve mürşid, pir, rehber buyruğuna riayet etme sözüdür. Verilen ikrar bilerek ve gönülden olmalıdır. İkrar erkanı kalü belaya dayanır. Allah ruhları yaratırken ruhlar Allah'ın varlığına ve birliğine tasdik ederek ikrar vermişlerdir.
onun ilahi kuvvetine inanıp bağlılıklarını dile getirmişlerdir. İlk ikrar Allah ile melek Cebrail arasında gerçekleşmiştir. Allah melek Cebrail'i yaratırken kendisine sorar. Sen kimsin, ben kimim? Ve melek Cebrail, sen yaradansın, ben ise yaradılan demiştir. İşte ikrar vermenin temeli de burada atılmıştır. Allah aynı soruyu şeytana da sormuş, fakat şeytan ikrar vermemiştir. Yani nefsine uyup Allah'a teslim olmamıştır. Alevi erkanında ikrar vermedeki amaç, kalu beladan beri verilen ikrarı hatırlatmak, tazelemek ve insanın ilk ikrarına göndermedir. Dolayısıyla yola girmek isteyen, yani talip olan kişinin bilerek ve gönülden inanıp cem ibadetinde, toplum ve pirin huzurunda söz verip yolun kurallarını, ilkelerini yerine getirmekle mükelleftir. Buradaki amaç iyi insan, faydalı insan, uyumlu insan olmaktır. Burada bir cana söz vermek istiyorum. Haşimcan, nefes sende. Eyvallah Serpilcan, bak hizmetinizi kabul etsin. Nefes melek candadır. Destur Serpilcan. Destur Hak Muhammed Ali'den olsun. Şahın Ardan Ali kurdu bu yolu. Evvel Seyit aldı yürüdü. Hazreti Fatıma Cihan'ın gülü, kırkların serdarı Şah Kızılderim. Tanrı dağ kurbine çökmüş oturur. Yıldız sarını ayağına getirir. Bir avuç toprakla hudut geçirir. Kırkların serdarı Şah Kızılderim. Kirim kendi kendini defneyledi. Çaldı taşı pare pare eyledi. Pirim Ali bu kelamı söyledi. Kırkların serdarı Şah Kızılderim. Deryanın yüzüne bastı kademi. Yürüdü deryada gösterdi demi. Payinin önüne getirdi gemi. Kırkların serdarı Şah Kızılderim. Gör pirim küffara ne etti, ne eyledi. Vurdu taşı iki pare eyledi. Şehir horozlarına dua eyledi. Kırkların serdarı Şah Kızılderim. Pir sultanım ev dür sancak getirir. Zemheri de gonca güller bitirir. Kalenin altına üstünü getirir. Rum'un fethin eden Şah Kızılderim. Nefes çarpıl canlıdır. Allah eyvallah. Nefesine yüreğine sağlık. Yüreğinden Hak Muhammed Ali sevgisi daim olsun. Hizmetin hak katında kabul olsun Melekcan. Teşekkür ederim. İkrar verip yola girmek isteyen kişi, pir huzurunda ikrar vermeden önce başta eşiyle ve daha sonra diğer aile fertleriyle gönül birliğine gidilmeli. Yani gönüller birlenmeli ve rızalıkları alınmalıdır. Bu gönül birliğinden sonra hak meydanında pir ve toplum huzurunda ikrar verilir. İkrar sözü şöyledir. Bismillah Allah Allah. Allah bir. Ya Muhammed, ya Ali, ya 12 imamlar. İnsan kamil yolunda talibim. Elime, dilime, belime sahibim. Rıza şehrine girmektir dileğim. Hak meydanında canlar şahidim olsun. Allah eyvallah nefes pirdedir diyerek ikrarını beyan etmiş olur. İkrar erkanından sonra bu kimse yol evladı ve talibidir. Talip hakikati talep eden ve hakka ulaşmayı hedefleyendir. Pir huzurunda uzun süren bir deneme ve törenden sonra kendisine tövbe telkin edilerek Alevi yolunun 4 kapı ve 40 makamla ilgili bilgiler verilir. Bunlara uyacağına, eline, diline, beline sahip olacağına söz vererek Alevi olur. Dolayısıyla eline, diline, beline sahip olma ilkesi Alevi ikrar inancının temelini oluşturur ve aynı zamanda Alevilerin uyması gereken en temel, en etik, ahlaksal kuraldır. İkrar verme erkanı bittikten sonra pir kendisine öğüt ve nasihatta bulunur. Pir talibe, söylediğim bizim, sakladığın senin diyerek eline, diline, beline, aşına ve eşine sahip olması,
Kendine reva görmediğini de başkasına uygulamayacaksın. Kendini bilip Hak Muhammed Ali'ye, Ehli Beyt'e, 12 imamlara, 72 millete, canlı varlıklara, doğaya karşı sevgi ve saygıda kusur etmeyeceksin. Dört kapı 40 makam, kamili insan öğretisi üzerine Enel Hak, yani Tanrı ile bütünleşme. Bir olmaya çalışacaksın. Yolunu, mürşidini, pirini, rehberini bir bileceksin. Yalan söyleme, haram yeme, kötülük etme, arkada dedikodu yapma. Kötülük ve kötüden yana olma. Eline, diline, beline sahip ol. Kin ve kibir tutma. Kimseye kin, inat, kibirlik etme. Gördüğünü ört, görmediğini söyleme. Elinle koymadığını alma. Elinin ermediği yere el uzatma. Sözünün geçmediği yere söz söyleme. İbretle bakıp yumuşaklıkla söyle. Küçüğüne izzet, büyüğüne hürmet ve hizmet eyle. Erenlerin sırlarına eriş. Hakkın her yerde ve kendi özünde hazır bil. Özünü bu yolda böylece tut. Burada bir cana daha söz vermek istiyorum. Yeter can, nefes sende. Eyvallah. Şahin Erdan yer ve yardımcın olsun. Allah Allah. Cümlemizin. Hak katında hizmetleri kabul olsun. Şah Hatay'dan Bismillah. Allah Allah. Ali'nin sırrına ereyim dersen, bir mürşidi kamil bul da anda gel. Küfrünü imana satayım dersen, var kendi küfrünü bil de anda gel. Şeriat manası insana sözü, tarikat sürerler gece gündüzü. Gönül bahri aşktır, derya denizdir. Ol bahri ummana, dal da öyle gel. Pişirip pişirip söyler sözünü. İki, madem ayıramam gör özünü. Mürşidine teslim eyle özünü. Müsahip kapısını tut da anda gel. Cellat olup sen canına kıya gör. Arif olup bir manada duya gör. Cesedin kendin eliyle yüya gör. Kendi namazını kıl da öyle gel. Şah Hatay'ım mani söyler dilinden. Ağırırlar seni kıbil ile kininde, kibir ile kininden. Ölmeyene nasip olmaz bu yoldan. Var ölmeden evvel öl de öyle gel. Cenab-ı Allah bu yoldan hiçbirimizi mahrum eylemesin. Bu yola emek veren, bütün canların, pirlerin, seyitlerimin yolu, yönü açık olsun. Ehl-i Beyt'in katarından, didarından bizleri ayırmasın. Hizmet edenlere de aşkı niyazım olsun. Aşk ile diyorum. Nefes. Yüreğine sağlık. Yeter can. Yemedim. Hizmetin hak katında kabul olsun. Allah. Pir öğüt nasihat ettikten sonra şöyle dua ederek ikrar erkanını bitirir. Bismillah Allah Allah. Allah'a, Hazreti Muhammed Mustafa'ya, Ali'ye, Mürteza'ya, Hatice Tül Kübra'ya, Seyyide Fatma Tüz Zehra, Hasanül Müçteba, Hüseyin'i Deşti Kerbela hakkı için ikrarlar daim ola, muratlar hasıl ola. Hak Muhammed Ali yardımcınız, gözcünüz, bekçiniz ola. Cenab-ı Hak verdiğin ikrardan döndürmeye, mahşerde utandırmaya, ahirette ateşine yandırmaya. Dil bizden kabulü Cenab-ı Hak'tan olan. Allah Allah, hak eyvallah, kabul ve makbul olan. Bu güzel sunumu hazırlayan Seyit Hakkı Birim'e teşekkür ediyorum, yüreğine sağlık. Ben de kendi derlememi katmak istiyorum. İnsanı insan yapan aklı ve zekasıdır. Güzel ahlakı ve sabrıdır. İşte ikrar verip yola talip olmanın güzelliği de burada başlıyor. Bu yol kıldan ince, kılıçtan keskin, demirden leblebi, ateşten gömlek demek. Mana olarak zorluğu, sabır isteyen, fedakarlık isteyen bir yola talip oluyorsun. Nedir bu yolun kaide ve kuralları?
Her yönü ile nefsine sahip olmak. Çünkü bir insanın en büyük mücadelesi kendi nefsine karşı verdiği mücadeledir. Kendini bilen doğru insan nefsi emarelerinden arınmış olan insandır. Eline, diline, beline sahip olmak, 4 kapı, 40 makamın gereğini yerine getirmek, insanı insan yapan en güzel değerlerdir. İşte biz Aleviler bu yolda bu değerlere sahip çıkmalıyız. Hak Muhammed Ali'nin ışığında ilmimizi, bilmemizi geliştirmeliyiz. İşte o zaman tam anlamıyla Alevi, doğru insan, kamil insan oluruz. İnsanlık sıfatına ereriz. Allah bizleri insanlık sıfatına ermiş kullarından eylesin. Aşk. Nefes Melek Can'da. Allah'a eyvallah Serpil Can. Harika sunumun için teşekkürler. Hak edenler hizmetlerini kabul eylesin. Allah Allah cümlemiz. Teşekkür ederiz. Değerli canlar, bu sunumdan sonra duygularınızı, düşüncelerinizi, görüşlerinizi paylaşırsanız mutlu oluruz. Siz onları hazırlayana kadar ben de uzakları yakın eden dost selamlarını ileteyim bu arada. Ankara'dan Ahmet Can, Murat Can, Zehra Can, Bandırma'dan Gülcan Can, Almanya'dan Güler Ablam, İzmir'den Sakine Can ve Zeynep teyzemin Akdergan'daki cümle canlara çok selamları var. Onları da ileteyim. Bakalım canlarımız ne paylaşacaklar bizlerle. Seyit Hakkı Pir'im buyurunuz. Nefes sizdedir. Allah'a eyvallah Melekcan. Hizmet alıp ve hizmetini layıkıyla yerine getiren tüm canlara Allah'a eyvallah diyoruz. Allah hizmetinizi kabul etsin, niyetinizi kabul etsin. Güzel, devam edin böyle. Serpilcan çok güzel bir sunum oldu. Kendi derlemenizle eklemeniz güzel oldu. Zaten sunumculuk odur. Yaratıcılıktır. Sunuculuk yaratıcılıktır. Yaratmanız gerekiyor. Tamamlamanız gerekiyor. Dediğim gibi karşıdaki toplumu mest etmeniz gerekiyor. Bunu da güzel yapıyorsunuz. O canların da söz vererek içine katmanız, kendi hizmetinize katmanız, destek almanız güzel bir şey. Harika. Şimdi orada sunumda dikkat edinse iki önemli nokta ön plana çıktı. Birincisi, kişi ikrar erkanında neden eşitinde ve ev halkından rızalık almak zorundadır? Diyor ya, ikrar vermeye gitmeden önce eşitinden daha sonra gerideki ev halkından rızalık almak zorundadır diyor. Zorundadır. Bu birincisi. İkincisi, kendine rava görmediğini, Pir söylüyor bunları, kendine rava görmediğini başkasına uygulama. Şimdi bunlar can alıcı noktalar. İkrarda. Birinci, neden eşitimizden rızalık almamız lazım? Ardında da neden kendi ev halkımızdan? O yuvayı kimle kuruyorsunuz? Kurdunuz. O yuva kimle meydana geldi? Eşitinizle. Değil mi? Demek ki başrol kim? Anne ve babadır. Yani bir eş ikrar veriyorsa önce kendi eşitinden daha sonra çocuklarından, yani oradaki ev halkından rızalık alması gerekiyor. Neden? Çünkü o yuvanın yükünü bu iki kişi paylaşarak meydana getirdiler. Olur ya, insan hali bakarsınız, eşitle birbirine bazen küserler. Dargınlık olur, kırgınlık olur, küskünlük olur. Kimisi işte uzatır da uzatır, kimisi birbirine yapar. İşte buradaki amaç, kişi önce kendi evinde huzuru sağlamak zorundadır. Kendi evinde huzur neyle olur? Eğer siz oradaki bu beraber birlikte yaşadığın insanların gönlünü fethederseniz, hani burada Serpil Can'a dedi ki karşıdaki canları mest edin. Buradaki mest nedir? Onların gönlünü kazanın. Çok güzel bir sunum oldu desinler. Amaç bu.
İşte buradaki ikrar veren bir can önce kendi eşitinden dargın da olabilir, küs de olabilir, çocuklarında da dargın olabilir, küs olabilir. İşte burada kişi kendini aşabilmesi için, kişi kendini aşabilmesi için, nefsini yenebilmesi için kendinde başlaması lazım. Madem ki eşin ne olursa olsun, isterse sana küser, isterse konuşur, isterse konuşmaz, o işin bir tarafı. Fakat sen ne yapıp ne yapıp o huzuru, o barışı, o birliği, o beraberliği, birlenmeyi önce kendi yuvanda başlatacaksın. Burada da ne yapıyor? Kişiye, kişinin kendi nefsine karşı bir savaş mücadelesi var. Ya olur mu? Ben gideyim nasıl şimdi kadına işte özür dileyim veyahut da kadına niye böyle yapayım? Veyahut da o beni kırdı, ben niye gideyim ondan rızalık alayım? İşte ikrar budur. İkrar engelleri aşmaktır. Kör düğüme çözüm olmaktır. Demek ki eğer kişi orada kendi ailesine, fertlerine karşı nefsini ayağının altına alamıyorsa, nefsini yenemiyorsa bir başkasına karşı hiçbir zaman eyvallah etmez. İşte burada da şimdi ikinci dediğimiz nokta devreye giriyor. Kendine reva görmediğini başkasına uygulama. Bakın burada şimdi hani orada dedi olur ya ben nasıl gideyim özür dileyim. Şimdi işte ikinci nokta önemli nokta devreye giriyor. Kendine reva görmediğini. Eğer bir başkası sana böyle davrandığında sana hoşuna gitmiyorsa sen de başkasına yapma. O zaman barış istiyorsan, huzur istiyorsan, mutluluk istiyorsan o zaman kendine başlaman lazım. Ve böylece sen buradaki kendinde o huzuru, o mutluluğu, o barışı, o birliği, o beraberliği, birlenmeyi sağladığın zaman evet sen insanlık vasıflarına insanlık vasfında yerini almaya doğru adım adım ilerliyorsun demektir. İşte buradaki ikrar da genelde mevcudat diyoruz yani. Hani diyor ki ya pir diyor da doğaya karşı, işte insanlara karşı, doğaya karşı, mahlukatlara karşı, hayvanlara, canlı cansız hayvanlara karşı, işte unsurlara karşı sorumluluğunu yerine getirmen gerekiyor. Kendi evinde saygı göstermeyen ormana nasıl saygı göstersin? Eşitine katlanmayan dışarıdaki zorluklara nasıl katlansın? Evinde birliği sağlamayan dışarıdaki birliği nasıl sağlayacak? Öyle değil mi? O zaman ne yapmam buradaki ikrarın önemi nerede kalıyor? Kişinin kendisini arındırmak. Kendi kendini bulmak. Eğer 50 yaşına da gelsem, gelmişsem de o zaman kendime bir müsait tutmam lazım. Niçin? Bu sorumlulukları yerine getirmek için. Ama çünkü tek başına olduğun zaman olan insan ne olur? Sorumsuz olur. Sorumluluk yok. Şimdi biliyorsun bazen belki denk gelmişsiniz. Adam evlenmemiş. Kara çocuğu yok, ailesi yok, bir şeysi yok. Şey uzmanıdır. Ne uzmanı diyorlar bu aile uzmanı bilmiyorum ne uzmanı. Şimdi adama gidiyorsun işte diyor çocuğuna böyle davran çocuğuna şöyle yap böyle yap. Diyorum ki pardon beyefendi diyorum sizin çocuğunuz var mı aileniz var mı? Yok. Nereden bunları öğrendiniz? Kitapta. Biz kitaplardan öğrenmiyoruz. Bizim inancımız yaşam inancı olduğu için biz yaşayarak bunları kendimize pay ediyoruz. Pay çıkarıyoruz. Onun için burada iki tane esas nokta çıkıyor. Kilit nokta. Kendinden başlayacaksın, dışarıdakine gideceksin. Dışarıdan başlayıp kendine gelmeyeceksin. O zaman sınıfta kalırsın. Yani bina yaparken çatıdan başlamayacaksın, temelden başlayacaksın. Ki binan sağlam olsun. O yüzden de kendi ikrarımızın arkasında durmamız lazım. Hani bir deyişimizde de dedik ya, pirin huzuruna varmak, elini gönlüne koymak, musayip darına durmak her yiğidin karı değildir. Şimdi ikrar vermek var. Bir de ikrarın arkasında durmak var.
Adam kirve olmuş. İkrar vermiş. Kimsenin kimseden haberi yok. Adet yerini bulsun. Ya ne yapalım işte pirim biliyorsunuz yapmasa insanlar hor görüyor. Ya bunun için insan ikrar verir mi? Sen ikrarı kalben inanmıyorsan, o ikrarın ne olduğunu bilmiyorsan niye o ikrarı verip de böyle büyük bir günahın altına giriyorsun? Ya vallahi haklısın diyor. Doğru. Aslında suç yanlış yaptım. Onun için siz olun. İkrarın bedeli ağırdır. Kıldan ince, kılıçtan keskindir. Hani diyor ya, herkes Şah-ı Merdan Ali olamaz. Her kılıç Zülfikar olamaz. Herkes ikrar verebilir. Herkes ikrar verebilir. Fakat herkes ikrarında durmaz. İkrarının arkasında durmaz. İkrarına sahip çıkmaz. Mesele o zaman nedir? İkrar vermek değil. Hüner ikrar vermek değil. Hüner ikrarın arkasında durmak. İşte onun için eğer sen burada nefsini yenemiyorsan sen o ikrarın hakkında gelemez. İşte ikrarın ağırlığı buradadır. Biz bu ikrarı vermeden önce kendimizi dartmamız, biçmemiz lazım. Ben bu ikrarı kaldırabilir miyim? Hakkında gelebilir miyim? Ya valla Kiran seni çok veya da Pirim seni çok aramak istiyorum ama işim gücüm o kadar çok iyi. Valla hiç fırsat bulamıyorum. Fakat denize girmeye vakti var. Fakat sahile gitmeye vakti var. Gezmeye vakti var. Tozmaya vakti var. İşte Erenler'in türbesine gitmeye vakti var. İkrar öyle olmuyor. İşte görüyorsunuz bunu da açık söylüyoruz ki ikrar ağır bir şeydir. Onun için musaibi olmayan 50 yaşında da gelseniz musaib tutun. Gerçek diyorum bunu. Ancak hakkını vererek tutun. Öyle iş olsun diye değil. Bu bağlamda da inşallah hak dergahında da bunu böyle güzel bir şekilde işleyerek bunları gönül birliği içerisinde hep birlikte yerine getireceğiz. Bugün biliyorsun Şükrü Seyit'in de aslında güzel bir şeye vesile oldu. Ali Seyit de dile getirdi. Dedi ki biz üç Seyit'in farklı dili var. Şimdi bunlar neden oluyor? İkrarı örnek verdiğimiz gibi ikrarı bilen var. İkrarı iş olsun diye veren var. Bir de ikrarında duran var. Üç tane nokta. İşte burada da biz hak dergahı olarak bakın biz ne yaptıksa Cem müfredatını Sinan kulakları çınlasın Sinan Yıldırım biliyorsunuz karşı yakada karşı geldi. Biz ne yaptık orada? Cem'i yürütmeden önce onunla gönül birliğini yaptık. Ya dedi ki hani niye işte ne gereği var? Hayır olsun orada itiraz ediyorsa bir pirin işi orada o kişinin itirazında o meşgulü halletmesi lazım. İşte biz hak dergahı olarak da burada hak dergahında bizim dualarımız var. Hepsi mevcut. Hepsi. Bak Cem müfredatları burada Ali Seyidime, Şükrü Seyidime sizlere bunları bu Cem erkanı yürütenlere gönderin. Ki artık biz bir dilden konuşalım. Eğer ki bizim o yaptığımız dualardan, yaptığımız hazırladığımız müfredatlardan eksiklik varsa söyleyin. Bakın burada da az önce de söyledim. Bireysel ibadet artık bizim için çok önemlidir. Neden? Bugün gençlerden onu görüyorum. Diyorlar ki işte musayip diyoruz. Musayip dilde var. Gözle görülecek bir şey yok. Kibre diyoruz. Aynısı. İşte onu diyoruz aynı. Bunu diyoruz aynı. Bak diyor ben diyor aslında yalnızım. Annem babam beni babası Hakk'a yürümüş. İşte bu gerçek bir olay. Annesi işte başka bir meselelerin peşinde. Abisi de bunu kabul etmiyor kendi evine. Kardeşini kabul etmiyor. Neden bilmiyoruz. Ve çocuk diyor ki ben diyor tek yaşıyorum evimde korkuyorum. Benim inancım var. İnancımda o gücü almak istiyorum. Alamıyorum. Cem evine gidiyorum. Ali'ye küfür ediyor. Muhammed'e hakaret ediyor. O onu söylüyor. Bu bunu söylüyor. İşte burada Seyitlerin de buyurduğu gibi herkes bir şey söylüyor. Ne oluyor bize? Diyor ben başladım sünniler gibi namaz kılmaya. 5 vakit. O durum işte buyur.
Neden oldu? İşte benlikten bu geldi. Aslında bugünkü bizim ritüellerimiz burada var mı? Hepsi mevcut mu? Mevcut. Biz buradaki sizler, bizler. Bunlar her gün canlara, kardeşim al bunu. Bak burada bir eksiklik var mı? Yok. Al o zaman bunu işte. 10 tane ya burada da böyle bir müfredat var. Burada da böyle. Olabilir ya, ne yapalım? Biz insanların önünü tutamayız ki. Mümkün değil. Fakat doğru olanı kendi emeğinizi bu. Hak dergahının emeği benim değil. Bak biz sizinle bu müfredat, cem üretme müfredatlarını birlikte hazırladık. Onun için emeğinize sahip çıkın dediğim budur. Eğer mesele ikrarsa, burada siz hak yoluna ikrar veriyorsanız, talipseniz, o zaman hak dergahında bu ikrarı, önce bu ikrar huzurunu önce burada birlikte sağlayalım. Kendi emeğimize sahip çıkalım. Bu bizim emeğimiz. Burada Seyit Hakkı'nın emeği değil, sadece onun değil. Bu vesile olabilir, sorun değil. Fakat burada önemli olan bu doğruları birlikte yapıyorsak, Allah eyvallah diyorsanız, burada kaldınızsa 5 senedir, o zaman bu emeğe de sahip çıkmamız lazım. Bunları da canlara, o diğer canlara göndermemiz lazım. Yapmamız lazım, etmemiz lazım. Çünkü çoğu canlarımız tembel. Peşine düşmek istemiyorlar. Eline sıkıştır bir kağıdı, alır ona göre yapar. Dediğin zaman ya diyor, burada bu eksik, şurada bu. Ya vallahi diyor işte bu Seyit Hakkı getirdi, elime verdi, ben de yaptım, ona güvendim. Böyle olmaz. Sen yaptın görevden. Bugün Ali Seyit'in burada deyiş söylüyor. Ali Seyit'in o söylediği deyişten sorumludur. Pir Sultan yazmış, Pir Sultan yazdığıyla kalmıyor ki. Herkes bir kelime eklemiş. Birisi diyor sabahın ezanında, şimdi düşünüyorsun namazında bilmem neyinde, ya şimdi Pir Sultan onun için zaten dara gitti. O zaman ne yapmamız lazım? Akıl terasına koymamız lazım. Dartmamız lazım, biçmemiz lazım. Eğer biz bunları harfiyen, en azından hak dergahı olarak yerine getirdiğimiz zaman, inanın ki bir çok, yani yol açısında, yol bazında veyahut da hak ve hakikat hürmetine çok yol kat etmişiz demektir. Ancak biz şimdi kendi emeğimizi bırakıp da başkalarının emeklerinin peşine geçersek zaman kaybına gideriz. Hep zaman kaybı. Birbirimizle uğraşırız. Başka bir şey değil. Bizim işimiz birbirimizle uğraşmak değil. Onun bunu yanlışını getirip burada paylaşmak, konuşmak değil. İkrar var. Bizim bugünkü Serpilcan yola nasıl talip olunur anlattı. Var mı burada bir eksiklik? Varsa isterse Ali Seyidim olsun, isterse Şükrü Seyidim olsun, isterse Ali Doğan olsun, isterse Melek olsun, isterse Aysel, isterse kim olursa olsun. Dersin ki burada bu eksiklik var. O zaman biz tamamlayalım. Kendi eksiğimizi tamamlayalım. Kendi emeğimizi tamamlayalım. Başkalarına uğraşırsak ha ona bakabiliriz. Okuyabiliriz. Akıl süzgecine geçirebiliriz. Bir karşılaşma olabilir. Ben karşı değilim. Hiçbir zaman. Fakat kendi emeğimize, önce kendi emeğimize sahip çıkalım. Başkasının yanlışına değil. Başkasının yanlışına sahip çıkarsak biz bir metre ileri gidemeyiz. Bundan emin olabilirsiniz. Bugün Halk Dergahı'nda biz bu disiplini oturtmamış olsaydık veyahut hep onun bunu dediklerini konuşmuş olsaydık, işte Ali Seyit bunu yaptı, Şükrü Seyit bunu yaptı, o onu yaptı, o Cem'de bunu yaptı, o Cem'de bunu yaptı deseydik, biz bugün Halk Dergahı olarak bu kadar ileri gidemezdik. Siz de bunu iyi biliyorsunuz. Onun için biz bizden sorumluyuz. O yanlışları da kendi doğrularımızla eritmemiz lazım. Yani biz ışığız. Belki siz bunu, size garip gelebilir. Biz ışığız. Hakikatin ışığıyız. Çünkü Şükrü Seyit'im biliyorsun çoğu zaman dile getiriyor. Diyor ki canlar beni aradılar. Böyle böyle dediler. Mert dediler işte övdüler şunu yaptılar. Çok güzel dedi. Şu dedi bu dediler. Üstelik de artık sordular. Şunu yaptılar bunu yaptılar. Demek ki insanlar burada kendini buluyor. O zaman demek ki biz ışırız ya. Karanlığa ışık olmuşuz. Madem ki biz karanlığa ışık olmuşuz, kendi ışığımıza sahip çıkalım.
Başkasının karanlığına niye sahip çıkalım? Bana ne başkasının karanlığında? Allah eyvallah diyorum, cümlenize aşkın yazım olsun. Nefes melek canında ben unutuyorum. Allah eyvallah Pir'im. Verdiğiniz bilgiler için, aydınlatıcı bilgiler için çok teşekkür ederiz. Zaten yola talip olmak, ana maddelerini açıkladınız. Yola talip olmak kolay da bütün kahramanlık uygulamada, sizin de buyurduğunuz gibi. Ne mutlu. Bunların farkına varana, uygulayana, yolda erkanda hizmet edene ne mutlu. Nefes Şükrü Seydim'le. Buyurunuz Şükrü Seydim. Eyvallah Melekcan. Hak razı olsun. Hak hizmetine kabul etsin. Tam da senin bıraktığın noktadan bugün bir örnek vermek istiyorum. Bugün iki konu hazırlamıştım ben. Birincisi, Aleviler Cem'den niçin karşılıklı otururlar? Camideki gibi sıralı bir şekilde arka arkaya oturmazlar. Neden karşılıklı otururlar? İkinci konum da Ali'ye kamber olmak ne demek? İkrar vermekle Ali'ye kamber olmak arasındaki fark nedir? Bu birinci konuyu Pirim eğer daha sonra zaman kalırsa açıklarsa, ben de hazırlamıştım ama onu da Pirim'den dinlemek isteriz. En azından bizi bir aydınlatmış olur. Neden Aleviler karşılıklı otururlar Cemal Cemal'e? Şimdi gelelim Ali'ye kamber olmak meselesine. Şimdi Hak dergahında yaklaşık 20-25 kişi eleman var, yani canlar var, öyle diyelim. Bu canlardan birine sorsak, desek ki ya işte Hak dergahının kamberi kim olmak ister? Kamber olmak ne demek? Hani biz deyişte diyoruz ya, Ali'ye Selman olasın. Selman olmak ne demek? Niye Ali'ye Selman olmak var? Niye kamber olmak var? Bu konuyla ilgili elimde bir şey var, done var, onu paylaşmak istiyorum. Mesela Hazreti Ali bir gün diyor ki, bana bir kamber lazım. Ehl-i Beyt'e candan bağlı diyor. Bir kişi arıyorum diyor. Yarın diyor bana kamberlik yapacak biri varsa yarın sabah erkenden mescide gelsin diyor. Sabahleyin kalkıyor, gidiyor mescidin kapısına, bir bakıyor ki bir kuyruk oluşmuş ama nasıl bir kuyruk? Uzamış, uzadıkça gidiyor. Şah-ı Merdan'a dost görünen kadın erkek herkes dört sıra olmuş, kuyruk oluşturmuş diyor. Kuyruğun bir ucu mescitte, diğer bir ucu Medine'nin dışına taşmış diyor. Hazreti Şah-ı Merdan kimsenin gönlünü kırmadan hepsine ayrı ayrı hal hatır ettikten sonra orada bulunanlara diyor ki, ey mümin kardeşler ve Müslüm bacılar diyor, bana gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bugünkü diliyle anlatıyoruz yani. İstisnalar kaideyi bozmaz. Yalnız diyor, benim küçük bir imtihanım var diyor. Bu imtihanı kim kazanırsa bana kamber ancak o olacak diyor ve devam ediyor. Peşim sıra gelin diyor bakalım. Hak neylerse gerçek dost ve çıkar dostları burada belli olacaktır diyor. Hep beraber Hazreti Şah Merdan Ali'nin önünde, onlar arkada bir Yahudi mahallesine geldiler diyor. Yahudi bir fırıncı, fırına alışlamış ki fırının içi nar gibi olmuş. Ekmek pişirmek için durmadan odun atıyor ve fırının ağzından ateşler saçıyor dışarıya diyor. Hazreti Ali fırının önünde durup arkasından gelen insanlara şöyle sesleniyor. Dostlar, işte benim imtihanım burasıdır. Bana kamberlik yapmak isteyen işte bu şu yanan fırına girip önce kalbini temizleyip ikrar verecek. Sonra da ikrarını verdikten sonra ben onu kendime kamber olarak seçeceğim. Buyurun sizi bekliyorum diyor. Bir anda işin rengi değişiyor. Fırının ateşini görenler kimisi diyor ki ya Ali kusura bakma, mırıldanmaya başlıyorlar. Kimi diyor yaşım çok genç diyor. Kimi diyor anam babama bakıma muhtaç diyor. Kimi yaşamak istiyorum diyor. Velhasıl fırının önünde hiç kimse kalmıyor. O kocaman topluluk bir anda karın güneşte erimesi gibi eriyor ve hepsi bırakıp gidiyorlar. Kuyruğun en arkasında kamber yer alıyor. Kamberin önünde bir anda tek bir kişi kalmamış. Kamber fırının önüne kadar geliyor ve Hazreti Ali kambere diyor ki başka kimse yok diyor. Orada bulunan Yahudiler bu olayı derin ve hayret içinde izliyorlar. Hazreti Ali kambere bakıyor. Kamber diyor, sen ne dersin? Benim için bu fırına girer misin diye soruyor. Kamber Şah-ı Merdan'ın ayaklarına kapanarak, ya Şah'ım, canım kanım sana feda olsun. Bana kısa bir müsaade ver, hemen geleyim. Sen beni burada bekle diyor.
Kamber sanki büyük bir servet bulmuş gibi hem koşuyor hem de elhamdülillah Hazreti Ali diyor ki cennetin kapısını bize açtı. Doğruca evine geldi ve hanımına Dilfuraz'a şöyle sesleniyor. Dilfuraz durma haydi birlikte diyor çocuklarımızı da al gidelim diyor. Hazreti Şah-ı Merdan cennetin kapısını bize açtı diyor. O kapı kapanmadan yetişelim diyor. Dediğim gibi temsilde hata olmaz. Anlatış böyle. Kısa zamanda Kamber, Dilfuraz ve iki yavrusu Hazreti Ali'nin yanına geliyorlar. Dilfuraz fırının önüne gelince ya Ali niçin burada bekliyorsun diye soruyor. Hazreti Ali beni seven dostların imtihanı için fırına girmelerini istedim diyor. Kamber de koşarak sizleri getirdi. Sen ne dersin Dilfuraz bacı? Burada zor yok istersen vazgeçebilirsin diyor. Dilfuraz bacı gülüyor ve şöyle diyor. Ey yüceler yücesi gönüller sultanı diyor. Senin için değil bir canımı bin canım olsa hepsini feda ederim. Senin açtığın kapı bizlere ateşin kapısı değil cennetin kapısıdır diyor. Kamber'e dönerek ya Kamber Şah-ı Merdan kapıyı sana açtı ama önce yavrularımla ben gireceğim diyor. Çocuklarının elinden tutarak ya Rab şahidim ol Ehl-i Beyt için bu canlarımızı onlara armağan ediyoruz. Hazreti Şah'ımızın şefaatinden bizi mahrum etme diyor ve çocuklarıyla birlikte Dilfuraz fırına giriyor. Peşinden de Kamber giriyor. Bunu seyreden Yahudiler Hazreti Ali'ye büyük suçlama getirerek sen seni sevenleri yakmakla büyük günah ettin diyorlar. Bakın buranın altını çiziyorum. Burada ince bir ayrıntı var. Herkes ona dikkat etsin. Hazreti Ali gülüyor ve onlara diyor ki cehennem ateşi haram oldu. Onların gönülleri pak ve yüzleri ak oldu. Hazreti Şah tekbir getiriyor, kudret elini fırına sokuyor, ateş bir gül bahçesi oluyor. Kamber ile Dilfuraz Hazreti Şah-ı Merdan'ın kudret elinden nasiplerini alıyorlar. Fırının kapağı açıldığında içinde güller, laleler, sümbüller açılmış, bülbüller şakıyor. Sanki fırın değil cennetin gül bahçesi olmuş. Fırının kapısını açtılar, güllerin ve çiçeklerin içinden Kamber ve ailesi sağlam çıkınca Yahudiler geldi Hazreti Ali'nin ayaklarına kapandı, imana geldiler. Kamber, Dilfuraz ve çocukları Hazreti Şah'ın ayaklarına yüzler sürdüler. İşte her kamberim diyen kamber olamaz. Şah-ı Merdan için can vermeyince sözcüğü buradan kalmıştır. Candan geçmeyen cananını bulamaz. İşte Hazreti Ali'nin kamberi böyle bir imtihan neticesi seçilmiştir. Şimdi burada Hak Dergahı'nın kamberi kim olacak? Bir soralım bakalım bu konuda canlar ne düşünür? Eyvallah diyorum, teşekkür ediyorum. Nefes sizdedir. Allah eyvallah Şükrü Seydim. Verdiğiniz değerli bilgiler için, güzel örnekler için teşekkür ederiz. Eyvallah. Anlatması kolay da yanması zordur. Sizin de dediğiniz gibi candan geçmeyen cananına kavuşamaz. O yüzden Sıtkı'nın bir eseri var hani. Aynen böyle yola talip olmayı ne kadar güzel özetliyor. Aşk atına süvar olan aşıklar ölünceye kadar yorulmaz imiş. Hakkı can gözüyle gören sadıklar bu fani dünyaya sarılmaz imiş. Kiramen katibi cümleyi yazan berhudar mı olur doğrudan azan? Fırsat eldeyken sermaye kazan eli boş divana varılmaz imiş. Sıtkı der yar olma kavli yalana sakın emeğini verir talana. Burada hünkâr evladına muhip olana o divanda sual sorulmaz imiş. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Allah eyvallah. Eyvallah. Melekcan. Nefes Eminecan'dadır. Buyurun Eminecan. Benim pirime burada bir sorum olacaktı. Buyurun. Yola taliplik her zaman gündeme geldiğinde biz nasıl talip olacağız pirim? Eşitim ikrar vermek istemiyor. Buradaki kusur kimin? Ben kendim yola nasıl talip olabilirim? Aşkı niyazım olsun. Nefes pirimde. Moderatörcan bize söz hakkı var mı yoksa ne yapalım? Rica ederim birim nefes sizdedir buyurunuz. Eyvallah. Ben size geldi ya. Şükrü Seyit'in anlattığı çok önemli bir kıstas. Gerçekten çok can alıcı. Aslında ikrarı atomu parçalar gibi parçalanma noktasıdır. Anlayabilirsek. Çünkü neden? Şimdi kamberlik ve de Selmanlık bir kişinin
bir kişiye, bir kişinin Allah olabilir, yani kimse bu, Şeyh Merdan olabilir, Hazreti Muhammed Mustafa olabilir. Kalben, gönülden ona bağlanmak. Zaten Şükür Seyir'in bak orada çok başta da cevabını verdi zaten. Dedi ki candan bağlı, candan bağlı. Candan bağlı olmak ne demek? Teslim olmak demek. Buradaki teslimiyet Şayi Merdan Ali'nin sıfatına değil canlar. Peki neyine? Onun ilmine, irfanına. Biz bak biz Şayi Merdan Ali'yi görmedik. Biz Hazreti Muhammed Mustafa'yı görmedik. 12 imamları görmedik. Ehli Beyt'i görmedik, yaşamadık. Ancak onların neyine teslimiz? Neyine muhabbet ediyoruz? Ne için bu kadar bağlıyız? Niçin onların ismini andığımızda ağlıyoruz? Niçin İmam Hüseyin deyince kendimizden geçiyoruz? Onların duruşuna, onların ilmine, onların yaşam biçimine, onların yaşam felsefesine, onların hakikate sahip çıkma anlayışına biz teslim olmuşuz. Teslimiyet budur. İşte Kamber de burada teslim olmuştur. Buradaki teslimiyeti bakın yine geçiyoruz. Geliyoruz fırın ateşi. Şimdi buradaki teslimiyet fırın ateşi. Zahiri alemde fırının önündeyiz ya. Zahiri gözlerle ne görüyoruz? Yani zahiri alemde olduğumuz için zahiri gözlerle neyi görüyoruz? Ateşi görüyoruz. Ancak İbrahim peygamber gibi nefsimizi yendikten sonra neyi görüyoruz? Batın alemini, hakikat alemini yaşıyoruz. Hakikat alemi ne alemiydi? Gülfiraz ne demişti Şayi Merdan Ali'ye cevaben? Cennet bahçesi. Rızalık. Cennet bahçesi. İşte buradaki cennet bahçesini neyle gördünüz? Onlar gönül gözüyle Şayi Merdan Ali'nin ne demek istediklerini algıladıkları için Kamber hazırdı. Buradaki Kamber'in hazırı bir de eve gitmesini bak görüyor musun? İnceliğe bakın. İkrarın temeline bakın. Ya insan aklı duruyor. Yani akıl tutulması. Ve Kamber orada diyor ki pirim diyor. Bir dakika bana müsaade, biraz bana müsaade et. Ben gideyim evden rızalık alayım diyor. Öyle ya. Madem ki eğer hakikate gideceksen, fırına gideceksen, o hakikate talipsen, benimle beraber yaşayanların da gelmesi lazım. Rızalığını almam lazım. Ve gidiyor ne yapıyor? Onları da beraber, o çünkü o cenneti gördü ya, orada o arkada huzuru gördü ya, gönül gözleri açıldı ya, hazırdı çünkü. Hazır olduğu için kendisine ayan oldu. Ve ondan dolayı kendi eşine de bunlar ayan olduğu için, eşitine, çocuklarına ayan olduğu için birlikte o gül bahçesine, oradaki gül bahçesi huzur bahçesidir. Yani ilim, irfan, aydınlık bahçesidir. Bakın ufacık bir yazıda bakın ne biçim mana çıkıyor. Şimdi ben bunu daha çok genişletebilirim fakat zamanımız yok. O yüzden dar tutmak zorundayım. O çok güzel oldu. Gerçekten güzel bir örnek oldu ve bunu da böyle ekleyelim. İşte buradaki ikrarlık burada. Şimdi burada da gelelim Eminecan. Ya ben Gülçin Can da soru sormuş da karıştırmayayım diye. Şimdi Gülçin Can bence bana özelden yazmış. Siz her şeyi burada açık konuşabilirsiniz. Dile gelin konuşun. Tabii sormanız gayet bir şey demiyorum. Eyvallah. Dile gelebilirsiniz. Yani kendi sorunuzu burada dile getirebilirsiniz. Emine Can'a gelince Emine Can ya şimdi siz gitmişsiniz diyelim ki dinsiz, imansız birini sevmişsiniz. Onunla hayat kurmuşsunuz, paylaşmışsınız. Ya tamam da onda o itikat yok da sizde varsa siz de öyle gitmeniz gerekmiyor ki. Ondan o eşitinizden rızalığınızı almanız lazım. Eşitinize rızalığını almanız lazım. Kendi durumunuzu burada şey gibi yapın. Kamber çok güzel bir örnek oldu. Kamber gibi yapın. Pirim diyor ben gideyim bir evdekilerin de rızalığını alacak ya. Çünkü hakikat yoluna girecek. Hakikate teslim olacak. Onun için evdekilerin rızalığını alması gerekiyordu. Bakın rızalık alayım derken onlar da onunla beraber hakikate talip oldular. İşin gerçeği bu. Onun için siz de eşitinizde
rızanızı alacağız, durumu izah edeceksin. Dersin ki kardeşim ben bu işe gönül vermişim, inanmışım, faydasını görmüşüm. Ne derseniz deyin, yani içinize ne geçiyorsa o cana onu iletersiniz. O canın rızalığını alarak siz kendinize bir pir seçebilirsiniz. Çünkü her koyun kendi bacağından asılır. Her ot kendi kökünü üzerine gelir. Bugün burada aramızda var Çiğdem Sakıncan. Bak Çiğdem Sakıncan eşitiyle vermedi. Kendisi oğluyla birlikte ikrar verdiler. Allah'a eyvallah. Çünkü kimse ikrarsız gidemez yani. Böyle bir şey yok. Kimse kimseye ambargo koyamaz. İkinci bir şey, ikinci bir önemli nokta da iyi ki bunu da açtınız. Şimdi kimse kimsenin malı mülkü değildir. Siz sadece hayatı paylaşıyorsunuz birlikte. Hani dedik ya, eşit eşitinden önce rızalık alması. Neden? Çünkü o yuvayı birlikte kurdunuz. O çocuklar sizin o diktiğiniz ağacın meyveleridir. O yüzden de önce eşitimin rızalığını almam lazım. Ondan sonra çocukların rızalığını. Hakikat, yani yordan bu. Onun için siz de aynısını yapabilirsiniz. Eşitinizle konuşabilirsiniz. Çocuklarınız istiyorsa çocuklarınızla, kimse istemiyorsa kimse de zorlama. Belki onların da yarın öbür gün zamanı gelir. Onlar kendiliği sizin gibi gelir der ki ben ikrar vermek istiyorum. İkrar verebilirsin yani. Bir piri kendinize tutabiliriz. Yani niye ben pirsiz kalayım? Bak ben diyorum ki 50 yaşına gelseniz de dahi yapabiliyorsan kendinize bir musayip tutun. Çünkü musayip nedir? Sorumluluktur. Birbirini gözetlemek, birbirini kollamaktır. Birbirine sahip çıkmaktır. Birbiriyle paylaşmaktır. Diyor ki yardan, yarın yanağından gayrı her şey ortak. Biz bu güzel değerlerden niye uzak kalalım? Uzak kaldığımız için bakın o bir tane canımız gitti. Beş vakit namaz kılmaya başladı. Neden? Çünkü biz yapmıyoruz. Bizim işimiz yok. Bakın burada kaç yıldır beraberiz? Mesela 3 sene şu, Ali Seyit ne dedi? 3 kişiyiz. 3 kişimiz herimiz bir telden çalıyoruz. Doğru. O zaman biz bir şeyler yapmamız lazım ki bir yerde birleşelim. Uzatmayalım çünkü canlarımız var. Allah eyvallah mı canlar? Allah eyvallah birim. Teşekkür evet. ederim. Eyvallah. Size sağ olun. Gülçin Can da inşallah duydu beni buradaysa. Evet nefes Melek Can'da. Allah eyvallah. Pardon özür dilerim. Özür dilerim. Şükür Seyit'im orada bir sorusu vardı. Gelmiş ki kısa bir özet hemen bir özet geçeyim. Şükür Seyit'im demişti ki Aleviler neden cem yaparken Cemal Cemal'e otururlar? Cemal Cemal. Can'la biliyorsun bizim bir halka diyoruz ki bizim ibadet şeklimiz nedir? Halka namazıdır. Bizim ibadet halimiz halka namaz. Yani namaz diyoruz da namaz aslında yok öyle bir sözcük yok. İbadet. Bizim ibadet halka ibadetidir. Neden Cemal Cemal'e olmamız gerekiyor? Çünkü niyazım dostun cemaline olsun. Dostun cemali. Neden dostun cemali? Çünkü hak insanın cemalinde zuhur etmiştir. Ben Allah'a niye sırtımı döneyim? Neden sırtımı dönüp günahkar olayım? Neden ben zaten ne görüyorsam kaşların hilal, günüm ne diyor, ay diyor bir şeyler söylüyor ya Ozan. Bakın Allah'ı tarif ediyor orada size. İşte biz Allah'ı nereden görüyoruz? Dostun cemalinden. Dost kimdir? Sadık olan. Hamber gibi, Selman gibi gönülden hak ve hakikata teslim olma olan kişidir. İşte biz bunlara kemali insan, kamili insan, kamili insanı da kimle özdeşleştirmişiz? Eğer sıfat istiyorsa sıfat Şah-ı Merdan Ali'dir. Onun için hakka karşı olan saygınlığımızdan hak ve hakikati de Allah'tan bildiğimiz için yani insanın aklında ve ben sizlerin bakın gözlerinize bakıyorum. Sizin aklınızda ne geçiyor? Aklınız nerede? Hepsini görüyorum ben burada. Sanmayın ki ben görmüyorum. Hepsini görüyorum ben burada. Aklınız, gözünüz burada, aklınız başka yerlerde. Ha nedir? İşte bu dünyevi meşguliyetlerdir işte. Biz bu dünyevi meşguliyetlerde kurtulmadığımız müddetçe nefsle mücadelemiz devam ediyor. Onun için Kur'an'da da geçen, Allah'ın kelamında da geçen en büyük savaş cihat diyor ya. En büyük savaş
nesle verilen savaştır. İnsanları boğazlamak değil, öldürmek değil, kendi neslini öldürmek. İbrahim Peygamber 13 yıl mücadele etti. Ancak nefsini zor bela yenebildi. O da kimin sayesinde, kim vesile oldu? İsmail Peygamber vesile oldu. Baba dedi, bu benim nasibimdir diyor. Ondan sonra teslim oldu. Allah eyvallah mı? Şükür senin böyle kısa öz. Eyvallah pirim. Eyvallah. Nefes, şimdi nefes Melek Can'ın. Allah eyvallah pirim. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Eyvallah. Şimdi nefes Nurcan Can'da. Allah eyvallah Melek Can. Destur. Destur Şah-ı Merdan Ali'den olsun. Allah Allah. Hak Dergâhı TV başında ve burada ekranları başında bulunan canlarımız, Cem gecemiz mübarek olsun. Dileklerimiz ve niyazlarımız Hak katında kabul olsun. Benim sorum da biz çok arayıp belli ritüellerle belli yapılarda karşımızda bir müsahip olabilecek bir insanla karşılaşamaz isek, öyle ya, geldik o 40-50 yaşına, işte artık bir ayağımız çukura, toprağa baktığımız zaman bile karşımızda bizimle bir değer, yani bizim değer yargılarımızla bir değer verebilecek bir insan bulamaz isek ne yapacağız pirim? Yani biz birini müsahip olması için bizim gibi yola baş koymasını isteriz. Bizim gibi değerlere sahip olmasını isteriz. Bizim gibi Alevilik inancının ve Ehl-i Beyt'in değerlerine sahip olmasını, o yolda kendi, aynı az önce Şükrü Seyit'in söylediği gibi, kamber gibi bir yaren isteriz. Peki biz de kamber gibi bir yaren olursak, kamber gibi bir yaren bulamazsak nasıl müsahip olacağız? Kiminle müsahip olacağız? Çünkü ben çok örneklerini gördüm. Maalesef ki yakın çevremde bazı tanıdığım insanların hayatına müsahipleri girdi. Öyle zaman oldu ki müsahipler birbirini aramaz sormaz oldular. Dünyevi telaşlar bir tarafa, nefsi telaşların esiri oldular. Ve o güzel düşünceler, o güzel duygular, müsahip müsahibin canıdır, kardeşidir, ailesidir, boynunun borcudur, ne bileyim omuzunda işte zühre yıldızıdır. O güzel değerleri, o güzel duyguları taşıyamaz olduk. Ve birbirinden vazgeçer olduk. Yani aslında bir nevi yoldan vazgeçer olduk. Biz ne yapacağız o zaman pirim? Böyle bir insan bulamazsak kime müsahip olacağız? Onu soracaktım. Bugün, bu akşamki değer çok güzel sunumlar ve çok güzel özler, sözler içinde Şükrü Seyidime ve Serpil Can'a katkılarından dolayı diğer canlarıma çok teşekkür ediyorum. Aşk ile niyazım olsun. Nefes Melek Can'dı. Allah eyvallah Nurcan Can. Can alıcı bir soru. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Buyurun, nefes pirimdedir. Eyvallah, eyvallah. Gerçekten güzel bir soru. Şimdi ikrar hakkında gelen mi, gelecek birini bulamazsak ne yapacağız? İkrar hakkında gelemeyecek. Yani kendini o kıvamda bulamayan bir kişiyi ne yapmak lazım? Veyahut da nasıl bulacağız? Şimdi burada biliyorsun Mustafa Sarıtaş, bizim İsmail'in babası. Bak burada geldi, dedik işte kendi konumunu getirdi, kendine bir pir buldu. Ondan sonra bir ikrar gerekiyordu kibirlilik için. Onu da Ali Sönmez'i buldu. Neden? Çünkü burada Halk Dergahı'nda kolay kolay bu insanların yanlış yapmayacağı bilincinden hareket ederek güzel bir karar verdi. Ancak ikrar veren de alan da iyi düşünsün, iyi taşınsın. Çünkü her önünüze gelene de ikrar vermeyin. İkrar bir kişiye verirsin. Bunu söyledik, bir daha da söyleyelim.
Çünkü gençlerimiz birbirleriyle evlenmesi gerekiyor. Bu gençlerimiz birbirleriyle tanışması gerekiyor. Yuva kurması gerekiyor. Mutlu olmaları gerekiyor. Onun için de gençlerin de önünü tıkamamamız lazım. Buna bizim hakkımız yok. Onun için bir ailede ikra verirsen o aileden gidin en makbuludur. Şimdi bu zamanda öyle bir kişi bulmak, yani ikrara teslim olmuş, gamber olmuş, selman olmuş birini bulmak hakikaten zor. Ancak şimdi biz size niçin diyoruz ki gençleri, insanları getirin buraya katın. İşte insanlar buraya katılsın, Mustafa Sarıtaş'la Ali Sönmez gibi ikrarlar kurulsun. Bunlar bizim denetimizde. Şimdi burada Ali Seyit'in kalksa, iler geri hareket etse, biz burada varız, müdahale ediyoruz. Bugün belki sizin haberiniz yok ama Mustafa Talib'e defalarca işte bak araman lazım, sorman lazım, etmen lazım. Biraz da işten güçten elini çek. Ve ne yapıyoruz? Gözetim altındadır bu insanlar. Şimdi günaha girmek de doğru değil. Olmayacak bir duaya Allah Allah demek de doğru değil. Katılıyorum size. Endişenize katılıyorum. O çengenliğinize katılıyorum. Hepsine Allah'a eyvallah. Onun için de ortam yaratmamız lazım. Ortamda bir daha söyleyeyim. Halk dergahında böyle olması lazım. Burada da görüyorsun kaç kişi. Yani halk dergahında şimdi biz aslında 110, 120, 200 kişiydik. Niye bu kadar insanlar dayanamadı? Çünkü herkes bu yükü kaldıramıyor. Herkes buna dayanamıyor. Herkes bu sıkıntıya gelemiyor. Bu bedel ödemeye gelmiyor. Bedel ödeme, İmam Hüseyin gibi bedel ödemek gerekiyor. Herkes bedel ödeyemez ki. Gamber nedir? Gamber bedel kendini ateşe atmaktır. İbrahim Peygamber gibi en sevdiğini kurban etmektir. Ağaç bak, İbrahim Peygamber kendi evladını kurban etmeye kalktığında Allah ne yaptı? Müdahale etti. Fırına atılan kambere Şeyh Merdan Ali müdahale etti. Demek ki Allah da hak ile hakikatin yanındadır yani. Kimse kimseye durup dururken iyi niyetli insanları yok etmez. Yani oradaki o birilerin dediği gibi. Onun için var, iyi insanlar var, yok değil. Aramak lazım. Ne diyeyim ben başa ya? Hakikaten iyi insanlar var, yok değil yani. Var, bulmak lazım. Onlarla bir araya getirmek lazım. Dostluklar kurmak lazım. Birbirine sahip çıkmak lazım. Biz nasıl ki burada burada Nurcan Can olsun, işte Şengül Can olsun, Gülçin Can olsun, işte diğer canlar olsun, Leyla Can olsun. Burada Leyla Can'a da bir selam olsun. Bir şey söylediğimiz zaman hemen alınıyorsunuz, kırılıyorsunuz. İşte biz sizin canınıza okuya okuya siz bu nefsinizi yeneceksiniz. Nefsinizi yendiğiniz zaman dostluklar kurulmaya başlar. Nefs yenilmeden dostluklar kurulmaz. Dostluklar nedir? Bedeldir. Paylaşmaktır, sahip çıkmaktır. Her şey Allah eyvallahla olmuyor. Bakın çok insanız, hepiniz Allah eyvallah diyorsunuz. Fakat bir şey söylediğimiz zaman yer değmiş konca gül gibi hemen başınız önünüze gidiyor. Neden? Nefs ağır basıyor. İşte biz o nefsin, o nefs yılandır. O yılanın başını ezmemiz lazım. En büyük savaş işte o yılanın başını ezmeyi başarmaktır. Burada da diğer canların hakkına girmeyen de 2-3 canımız var. Nefes, Allah eyvallah mı Nurcanca? Evet pirim, Allah eyvallah. Çok güzel bir fikir oldu benim için. Evet, canlarımızla birbirimize müsaitlikte olabiliriz. Çok güzel söylediniz. Allah evet. Eyvallah. Aşkıyla. Fakat öyle yapın ki, öyle yapın ki buradaki gençlerin de önünü tıkamayın. Çünkü belki buradaki gençler de, ben bunu açık söyleyeyim, İstiyorum ki buradaki gençler de birbirle tanışsınlar, evlensinler, yuva kursunlar ve bu dostluklar ve bu ilerlemeler alsın başın gitsin. Art niyetle değil. Başta söyleyelim, buranın da bir ahlakı, bir edebi var. Her şey edebi, ahlakı, hak dergahının edebi, erkanı değildir. Yolun bir edebi, bir erkanı vardır. Biz burada yol sürüyoruz. Kendi nefsimize göre değil. O yüzden de yolun edebine uygun şekilde davrandığımız müddetçe sorun yok. Diğer tarafta biz de hemen duvar gibi karşınıza dikiliriz. Allah eyvallah. Nefes, melek canında. Allah eyvallah pirim.
Şimdi nefes Muharrem canlıdır. Buyurun. Eyvallah seyitlerim. Ana canlar, erenler, cümleden hayırlı akşamlar, aşkın niyazlarımı sunuyorum. Sevgili seyitlerim, seyidim, çok güzel bir konuyu açtınız. Hem müsahiplik hem ikrar. Esasen benim hep beklediğim buydu, bu muhabbetti. Ve fikrimi, özümü sizlere aşikara açacağım bugün. Esas bu dergaha girmemdeki amacım, yegane gayem, burada bir müsahip can bulmak. Benimle birlikte Hak Muhammed Ali yolunda, Hak Muhammed Ali dergahında benimle birlikte ikrar verip, söz verip, müsahip olup bu yolu yürümek için ben bu civarda çok aradım. Gizlisi saklısı yok. Kendi memleketimizde, kendi civarımızda çok aradım. Ama benimle birlikte müsahip olup da, yani ben sana söz veriyorum, ikrar veriyorum pir huzurunda, seninle müsahip olacağım diye bir can bulamadım. Hak dergahında bir can bulursan benimle birlikte yola gidecek, ayağının altına turab olacağım. Buydu fikrim. Siz de bu konuyu açtınız. Size aşkın niyazlarımı sunuyorum Seyidim. Tabii ki müsahipsiz olmuyor. İlla ki müsahip olmak gerekiyor. İkrar vermek gerekiyor. Eğer Hak dergahına gidiyorsak, hangi dergaha gidersek gidelim. İç Anadolu'da olsun, Doğu Anadolu'da olsun, Almanya'da, dünyanın neresinde olursa olsun. Cem'e giriyorsak, cem yapıyorsak, şu anda bugün ne yapıyoruz sevgili Seyidim? Cem yapıyoruz. Eğer bu cem'e giriyorsak, müsahiplik şart bence. Benim naçizane fikrim. Müsahip olmak şart. Ha müsahip olmak derken, illaki her şeyine koşacak, yardım edecek değil. Arayacak, soracak, hal hatır soracak. Birbirini sevecek, sayacak. Her daim, her an, fırsat buldukça, demin ne dediniz? Denize gitmeye fırsat buluyor veya işte ne bileyim gezmeye gitmeye fırsat buluyor ama müsahibini veya kibesini aramaya fırsat bulmuyor. İşte bunlar yanlış. Yanlış bunlar. Her daim arayacak, soracak, belki gelemeyebilir. Biri Hollanda'da, biri ne bileyim Türkiye'de olur veya birisi Amerika'da, birisi Avusturya'da olabilir. Ama şimdi imkanlar o kadar güzel ki, telefon denen bir icat var. Biraz bugün vaktinizi çalacağım. Özür diliyorum. Benim bağışlayın. Fazla konuştu demeyin ama sevgili seyidim. Aşkın niyazımı sunuyorum size. Demek istediğim şu ki, eğer ki ben nacizane, eşim de buna yıllardır hasret, ben de hasretim. Biz eğer bizimle birlikte ikrar verip de yolunu sürecek, müsahip olacak, Hazreti Ali Kerimullah Veci Hazretlerine Selman gibi olacak bir müsahip bulsak çok daha bu yola girecektik ama bulamadık. Belki nasip olmadı veya bize kimse şey etmedi. Diyorum ya, burada aşikare konuşuyorum. Hak dergahına girmekteki yegane gayemdeki amacım, Allah bana buradan bari bir müsahip nasip ederse diye girdim seyidim. Size aşikare içimi döktüm. Özümü döktüm. Canlar beni bağışlasın. Ama içimdekini size söyledim. Bundan keza bir de burada müsahiplik hakkında bir duaz var, müsaadeniz olursa. Hak Muhammed Ali kurdu bu yolu. 4 kapı 40 makam, 12 erkan. Şak verir aleme balkıyor nuru. 4 kapı 40 makam, 12 erkan. Ezeli ervahta kurdular yolu. Bu yolun sahibi Muhammed Ali.
üçler, beşler, kırklar dediler beli. Dört kapı kırk makam, 12 erken. Dört kapıdan evvel kapı şeriat. Yani üzerimizdeki şerri atın diyor. İkrarımız tarikattan hem de marifet. Hatmi tamam, her çeşmeyi hakikat. Dört kapı, kırk makam, 12 erken. Yey tutalım, yedullahın ayeti. Evladı Resul'a eylem biatı. Evladı Resul canlar karşımızda oturuyor üç tane şu anda. Mümin olan geçer mizan sıratı. Dört kapı kırk makam, 12 erken. Şahatayım yazılınca, şahatayım yol içinde yol ince. Eyvallah deyip de yola girince. Musahip musahibe ikrar verince. Dört kapı kırk makam, 12 erken. Söyleyeceklerim bu kadar. Cümleniz aşkı niyazlarımı sunuyorum. Bir de şunu öğrenmek istiyorum sevgili seyidim. Buradaki canlardan acaba kaç kişinin müsahibi var? Benim yok nacizane. Aşkı niyazlarımı sunuyorum. Söz Melek Can'dan. Melek Can. Melek Can düşmüş mü? Düşmüş seydim yok. Evet doğru. Şimdi Muharrem Can. Burada isterse bir kişinin, isterse 10 kişinin, isterse 20 kişinin olsun veya da olmasın. Sorun bu değil. Sorun bizim ikrarın bilincine varmamız. İkrarın önemine varmamız. Bakın siz burada kaç yaşına gelmişsiniz, halen onun hasretini yaşıyorsunuz. Ve siz burada anlatırken ben burada içim doluyor. Böyle ağlamak istiyorum. İsyan etmek istiyorum. Feryat etmek istiyorum. Neden bizim bu toplum bozuldu, bu hale geldi? Bu kadar güzel yolumuz varken, değerlerimiz varken değil mi? Neden sahiplenmedik? Neden yaşayamadık? Neden yaşatmadık? Neden bu yokluğa mahkum kaldık? Neden yok ettik her şeyi? Neden tarumar ettik her şeyi? Neden her şeyi tarumar etmeye, yok etmeye müsaade ettik? Neden? Neden bugün bir gencimiz, ben Alevi inancındanım, Alevi inancına inancında kendime tutunacak bir dal arayıp bulamadığım için gidip başkasının inancına sahip çıkıyorum. Başkasının inancını yaşıyorum, yaşatıyorum. Ya işte bizi ağlatan, eğer ağlayacaksa bizi ağlatan budur. Bizim hislerimiz, duygularımız değildir. Bizim hakikatimiz, bizim gerçeğimizdir. İşte biz bugün burada da başta da söylediğim gibi neden size diyorum Hak dergahına sahip çıkın? Neden size diyorum ki burayı ne yaparsa yapın ileriyi düşünerek, gençleri düşünerek, geleceği düşünerek adım atın. Bundandır işte. Biz her şeyi, yani yolun kompası doğrultusunda, o feneri doğrultusunda hareket ettiğimiz için Cenab-ı Hak bize her şeyi çok şükür yanlış, mümkün mertebede yanlış etmeyi nasip etmiyor. Tabii ki bizim de yanlışımız olacak, eksiğimiz olacak. Ancak hakikat budur. Onun için tabii ki çalışın. Tabii ki yapın, tabii ki edin. Burada bir daha söylüyorum. Biz dilenci değiliz. Kimsenin parasına, puluna da ihtiyacımız yok. Fakat biz Hak dergahını bu insanlara umut yapmak için, insanları elinde tutmak için hem maddi hem manevi olarak destek olmamız, muhtaçlığı insanların elinde tutmamız lazım. Bunun için de bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Her hem maddi hem manevi bunu yapmamız lazım. Ki biz güçlenelim. Bakın bugün sağ olsun işte bizim Şengülcan gitmiş, işte şapka yaptıracağız Hak Dergahı'nın logosu altında, takvimimizi yine yapacağız, kitap bastıracağız, bunların hesap kitabını yapıyoruz. Ne için? Sizler için. Elinizde bir kitabınız olsun. Cenazeye gidince elinizde okuyacak bir duanız olsun. Kabire gidince elinizde okuyacak bir duanız olsun. Veyahut da başka bir erken olunca o erken hakkında bilginiz olsun.
Ya bunları işte bunun için yapıyoruz. Fakat sizler niye bunun bilincinde değilsiniz? 5 yıldır bunun bilincinde değilsiniz. Ben bunu merak ediyorum. Niçin ben bunu bu kadar kendimi başım buna döne döne söylüyorum? Niçin acaba? Seyit Hakkı'nın ihtiyacı yok. Ben açık diyeyim. Söyledim de burada size. Bırakırım ben burada. Çeken köşeye ne haliniz varsa görün der. Pir Sultan Abdal ne güzel söylemiş. Çıktım kalenin başına bakarım. Tüm mümin Müslüm canlar gider herkes işine. Bir ben mi düşmüşüm can telaşına diyor. Ya bir kişinin can telaşına düşmekle bu iş olmuyor. Hepimiz aynı noktada olmamız lazım ki bugün işte kaç yaşına gelmiş bir insan halen musayibini arıyor. Ya insan kahroluyor ya. Gerçekten yani bu kadar sen güzel bir inancın olacak, itikadın olacak, değerin olacak. Sen kalkacaksın, yokluğu yaşayacaksın. Varlık içerisinde yokluk yaşıyoruz biz. Var mı bu? Nerede var ya? Nerede var mı? Aleviler de var. İşte bunu söylüyorum canlar. Yoksa Seyit Hakkı'nın kimsenin paranına, puluna ihtiyacı yok. Çok şükür. Kimseye muhtaç değil. Çok şükür. Allah kimseyi de muhtaç etmesin. Fakat birlik beraberlikle bu iş olur. Onun için sahip çıkın. Siz sahip çıktıkça burası bu bahçe yeşerir. Yani artık bu beşer gözleri çıkarın bir tarafa. Gönül gözüyle bakın. Akıl gözüyle bakın. Ne güzellikler göreceksin burada. İşin gerçeği bu. Allah eyvallah mı Muharremci? Eyvallah Seyidim. Eyvallah. Sen reklamını yaptın. Söyleyeceğini de söyledin. Kendi arzu isteklerini de dile getirdin. İsteyen canlarımız olsunlar. Yani ben taraftarım gerçekten. Hak dergahı öyle olsun. Bak birbirine biz başladık. İkrar verdiniz. İkrarla gidiyoruz. İnşallah bu böyle devam eder. Bu bahçe daha da büyür. Bir tane ağaçla değil, 10 tane değil, 20 tane değil, yüzlerce, binlerce çeşit çeşit ağaçlar ve her ağaçın meyvesi, çiçeği Hak Muhammed Ali zikretmesi lazım. Yol cümleden uludur, onu unutmayın. Böyle giderseniz, böyle giderseniz, böyle düşünürseniz, böyle yatıp böyle kalkarsanız Hak dergahı gerçekten insanlık alemi için büyük bir sorumluluğunu yerine getirmiş olur ve ışık olduğuna da ben eminim yani. Allah eyvallah diyorum. Cümlenize aşkın yazım olsun. Nefes Melek Can'da. Teşekkür ederiz. Sağ olun, varlığınız daim olsun. Eyvallah. Karanlıklarda kalmak hiç hoş bir şey değil. Bilgisizliğin karanlığı olduğu için bilginin ışığıyla aydınlanmak nasip olsun hepimize. Varlığınız daim olsun. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Muharrem Can'a da teşekkür ederim. Çünkü o kadar ara duru ve içten duygularını, dileklerini, isteklerini yerine getirdi ki ne kadar güzel. Canlarımızın hepsi birbirinden değerli. Muhabbetimiz daim olsun, dostluğumuz daim olsun, birliğimiz daim olsun. Şimdi nefes Haşim Can'da. Buyurun Haşim Can. Destur Melek Can. Destur Şah Merdan Ali'den olsun. Eyvallah. Cem geceniz mübarek olsun. Halk TV dergahı başında bizi izleyen buradaki canları cümleten sevgiyle selamlıyorum. Burada işlediğimiz konu yolumuzun temeli, 4 kapı 40 makamın da temeli diyebiliriz. Buradaki yolumuzun temeli illa Şah-ı Merdan Ali'yi kendimize bir kılavuz etmişiz. Kılavuzu nasıl yapabiliriz, nasıl gidebiliriz, bunu da Kamber bize gösteriyor. Yüce Allah Cebrail'i yaratırken kendisine güzel bir ibadet yaptığı zaman diyor ki ya Cebrail sen güzel bir ibadet ettin, yalnız benim yaratacağım insan onun kılacağı 2 rekat namaz senin ibadetinden üstün olacak. Diyor ki ya Rabbim bunu nasıl bir insan ki kıldığı 2 rekat namaz benim ibadetimden üstün olacak. Diyor ki onun nefsi var. Nefsini yenen kişi ibadeti de daha üstün olacak. Çünkü meleğin nefsi yoktur. Burada dünya demek nefs demek. Nefsini yenen kişi kendini bilir, ikrarını bilir, yerini bilir, insanlığı bilir. Önemli olan kendimizi bilmek. Kendini bilince Hakk'ın
sende mevcut olduğunu biliyorsun. Karşıdaki kişide de olduğunu biliyorsun. Hakk'ın yarattığı kişiyi incitmemek, gönlü incitmemek olduğunu biliyorsun. Bunun için yolumuz güzellik, rızalık yolu. Biz birisini insan yerine koymuyoruz. Kim oluyoruz? Kendimizi Allah yerine mi koyuyoruz? Estağfurullah, özür diliyoruz. Biz ancak ne yapabiliriz? Kendimizi yenebilirsek, nefsimizi yenebilirsek, İmam Hüseyin Kerbela'dan nefsini yenmiştir. Dünya malına nimet de etmemiştir. Ve miraca yükselmiştir. Bunlar gibi Seyyid Nesmi, Dar Mansur gibi, Pir Sultan Abdal gibi daha birçok örnek verebiliriz. Yalnız bunlar ebediyetten verdiği ikrara sadık durmuşlardır. Ne diyor pirlerimiz ikrar verirken? Demirden leblebidir, ateşten gömlektir. Ateşten gömlekten giyebilirsen gel beri. Demirden leblebiyi yiyebilirsen gel beri. Gelenin malı gidenin canı gider. Buradaki amaç nedir? Bu yola gelirsen bir yardıma ihtiyaç olduğunu gördüğün birisinin yardıma etmesen ikrarından dönmüş oluyorsun. Ona malınla yardım edeceksin. Yardım etmesen o malının bir kıymeti yok. Verdiğin sözü yerine getirmiyorsun. Bunun gibi birçok örnekler verebiliriz. Ben aşkın yazılarımı sunuyorum. Nefes Melek Can'dadır. Allah eyvallah Haşim Can, çok güzel bir özet yaptınız. Doğru söylüyorsunuz. Her şeyin temeli nefsini yenmektir. Nefsini yenenlere ne mutlu. Şimdi vaktimiz hayli geçiyor ama ne yapsak bilmiyorum. Serpil Can ve Erdoğan Can söz istemişler. Serpil Can, nefes sizdedir. Benim sadece pirime kısa bir sorum olacak. Pirim eşit olmayan bir can ikrar vermek istiyor, müsahip tutmak istiyor ama eşit yok. Hani tek kendi başına müsahip tutabilir mi? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Eyvallah. Hayır. Dört can olması lazım. Yandık. İkrar verebilirsiniz. Yol ikrarı verebilirsin. Fakat müsahip ikrarı veremezsin. Çünkü müsahip ikrar dört candan ibarettir. Ama ben gerçekten bir müsahibimin olmasını gerçekten çok isterim. İkrar vermeyi. O zaman evlenmen gerekiyor da ne diyeyim ben başka? Yani bu iş böyle. İşin yani yolun şimdi mantığa vurursak mantıklıdır yani. Çünkü dört kişinin birbirine sahiplenmesi söz konusudur. Birbirine sahiplenmesi. Şimdi diyelim ki siz evliyken müsahip olsaydınız, eşitiniz Hak'a yürüdü diyelim, bir şekilde bir şey oldu. O zaman siz orada tek, yani o ikrar devam ediyor demektir. O ikrar devam ediyor. Çünkü sizin elinizde olmayan bir durumla alakalıdır. Fakat buradaki durum sizin elinizde olan bir durum, sizinle alakalı olan bir durum olduğu için yol ikrar, yani müsahiplik ikrarı bunu kaldırmıyor. Yani şöyle diyelim, daha rahat anlayasın. Arabanın dört tekeri var ya, o bir tekerini çıkarın, o araba nasıl gider? Gidebilir mi? Gidemez. Daha ne diyeyim? Allah eyvallah, nefes Melek Can'da. Melek Can, zamanımız geçiyor. Allah eyvallah pirim. Şimdi ibadet hizmeti için nefes şükrü seyrimdedir. Buyurunuz. Eyvallah Melek Can. Hak senin de hizmetini kabul etsin. Bütün canların. Allah eyvallah. Bir tevhid alalım. Ali Seyyid'im, muhabbetimize devam edelim. Nefes sizdedir. Eyvallah Seyyid'im. Eyvallah. Tüm canların Hak Muhammed Ali hizmetini kabul eylesin. İkrar dedik mi? İkrar ağırdır. İkrarın tabii ki böyle hemen kısa bir sürede açıklamamız ve onun sonucunu almak zordur. Çok değişik konular, çok değişik
ritüellerdir. Bu ritüelleri hakikaten Hak Muhammed Ali yolunda gerçek anlamda yerine getirenlere aşk olsun. Allah Allah, eyvallah. Kıymet edin Seyyidim. Niyet çoktan olur. Padişahım aradan, o kuraktan varadan. Ben pirimden ayrılmam, bin yıl geçse aradan. Ben pirimden ayrılmam, bin yıl geçse aradan. Aramızı uzattılar, yarama tuz bastılar. Bedestan'da sattılar, azlıdan bir kul geldi. Eyvallah şahım, eyvallah, hakla ile eyvallah. Eyvallah şahım, eyvallah, adı güzeldir, güzel şah. Sattılar bedestanda, ses verir Gülistan'da. Muhammed'in hatemi, belgüzardır aslanda. Muhammed'in hatemi, belgüzardır aslanda. Kul Hikmet ustadımız, ondan yoktur yadımız. Şahı Merdan aşkına hak vere muradımız. Şahı Merdan aşkına hak vere muradımız. Eyvallah şahım, eyvallah, hakla ilahe illallah. Eyvallah pirim, eyvallah, adı güzeldir, güzel şah. Şenalimsin güzel şah, şahım eyvallah, eyvallah. Eyvallah Ali Seyidim, yüreğine sağlık.
hak hizmetini kabul ve makbul eylesin. Cenab-ı Allah dualarımızı kabul etsin bu mübarek Perşembe gecesinde. Bismillah, Allah Allah. Ya Cenab-ı Hak, Muhammed Mustafa Şah-ı Merdan Ali, Fatmatü Zehra Ana'nın yüzü suyu hürmetine hata ve kusurlarımızı ol hüda hakkı için bağışla. Muhammed Mustafa hakkı için bağışla. Ali el Murteza hakkı için bağışla. Hatice-tül Kübra hakkı için bağışla. Seyide Fatmatü Zehra Ana hakkı için bağışla. İmam Hasan Hulki Rıza hakkı için bağışla. İmam Hüseyin Deşte Kerbela hakkı için bağışla. İmam Zeynel Ali Aba hakkı için bağışla. İmam Muhammed Bakır hakkı için bağışla. İmam Cafer-i Sadık hakkı için bağışla. İmam Musa-i Kazım hakkı için bağışla. İmam Rıza hakkı için bağışla. İmam Muhammed Taki hakkı için bağışla. İmam Ali'ül Naki hakkı için bağışla. İmam Hasan-ül Askeri hakkı için bağışla. İmam Muhammed Mehdi sahibi zaman hakkı için bağışla. Hünkar Hacı Bektaş Veli hakkı için bağışla. Cümle erenlerin, evliyaların hakkı için bağışla. Allah Allah, aşk ile gerçeğin demine hu. Nefes sizdedir Ali Seyyidim. Şimdi bir dua zimam alalım. Buyurun. Eyvallah Seyyidim. Gel ağlatma beni Şah-ı Merdan aşkına, bu cihanın raminası şiir-i ecdan aşkına. Şah Hasan, Pir Hüseyin, Kerbela meydan için lütfedip bağışla cümmü Ali Subhan aşkına. Zeynel Abidin'in abına umdunuzsa, arayıp özünde bakırı buldunuzsa, Ceddi Mevla'dır Muhammed Cafer'i bildin ise, rahme gel ol Şah-ı Merdan Ali İmran aşkına. Musa Kazım'dır Ehl-i Beyt'in serveri, cana aşka nukşederler müpteladır ekseri. Şah-ı Şehidi Horasan İmam Rıza'dan beri, müptelayın merhamet kıl kalbi viran aşkına. Hani çıkma yoldan doğru rahma gel veri, muhabbet şefkat senindir hey Hasan'ın askeri.
Evliyalar serfirazı Hacı Bektaş-ı Veli. Sen ganisin ver muradım dehrim iman aşkını. Eyvallah Ali Seyidim. O kadar güzel okudun ki gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Hak razı olsun. Kalbimizdeki şeyi alevlendirdin. İçimizdeki aşkı. Cenab-ı Allah kabul ve makbul eylesin hizmetini. Bismillah Allah Allah. Hata eyledim noksandır işim. Tövbe günahımıza tövbe estağfurullah. Muhammed Ali'ye bağlıdır başım. Tövbe günahımıza, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Hasan'la Hüseyin belki nur ise, Zeynel Abidin bir gizlice sır ise, özümüzde benlik, kibir var ise, tövbe günahımıza, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Muhammed Bakır'ın izinden çıkma, yükünü Cafer'den tut gayriye bakma, hatıra dokunup bir gönül yıkma, tövbe günahımıza, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Musa-i Kazım'a vardır niyazım, İmam Rıza'ya bağlıdır özüm. Eksiklik, noksanlık hep kusur bizim. Tövbe günahımıza, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Taki ile Naki benzer bir aya, Ali emeğimizi salma yazaya. Tuttuğumuz yalan, huya, bedhuya, tövbe günahımıza, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Hasanül askeri gülleri bite, Mehdi gönlümüzün gamını ata. İttiğimiz yalan kuğu gaybete, tövbe günahımıza, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Hatayiyim iyidir Bağdat Basra, böyle zamana kaldık böyle asra. Sen Kerem kanisin kalma kusura. Tövbe günahımıza, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Canlar lokması olan varsa lokmasını hazırlasın. Dua verilmiş lokmalarınızı çevrenizde fakir fukara varsa onlara da verebilirsiniz. Cenab-ı Allah lokmalarınızı kabul ve makbul eylesin. Sadece kendimiz için değil de çevremizdeki insanlar da lokmalardan faydalansın, daha iyi olur. Eyvallah canlar. Bismillah Allah Allah. Darına durduk ya Allah, divanına durduk ya Muhammed Mustafa, keremine sığındık ya Şah-ı Merdan Ali. Dua ile dileklerimiz katınızda kabul ve makbul ola. Niyazınız nur, şaha zuhur ola. Yiyene helal, yedirene delil ola. Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa ola. Lokmalarınız hak dergahında kabul ola. Rıza lokmanız her türlü belaya kalkan ola. Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola. Lokma hakkına, evliya keremine, cömertler cemine, gerçek erenler demine hu, Allah Allah diyelim, şah lokması yiyelim. Şahımızın demine hu diyelim. Allah Allah, aşk ile gerçeğin demine hu. Cenab-ı Allah her ne niyetle lokmalarınızı getirdiyseniz, Cenab-ı Allah bütün lokmalarınızı dergah-ı izzetinde kabul ve makbul eylesin. Eyvallah canlar. Şimdi de delilimizi sır edelim. Delici canımız, nefes sizde. Destur Şükrü Seydim. Destur Hak Muhammed Ali'den olsun. Himmet eyleyin. Himmet Hak'tan ola. Bismillah Allah Allah. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sır ola, nur ola. Nüvvetin nuru hürmetine. Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Sır ola, nur ola. Velayetin nuru hürmetine. Ya Ali, ya Ali, ya Ali. Sır sır ola, nur ola. Uyandırdığımız deliller sonsuza dek kılavuzumuz olsun. Hak Dergah TV izleyicilerine de, bütün canlarımıza da, evlerine huzur ve bereket olsun. Nefes Şükrü Seyidim de. Eyvallah. Hak hizmetlerine kabul ve makbul eylesin. Can. Allah Allah. Cümlemize. Bismillah Allah Allah.
Vakitler hayır hayırlar fethola. Şerler def hizmetiniz kabul ola. Muradınız hasıl gönlünüz pak ola. Gönlünüz aydın erenler, evliyalar haldaşınız ola. Sonsuza dek bu çırağı yolumuzun nuru ve kılavuzu ola. Cenab-ı Hak yardımcınız, Muhammed Ali gözcünüz, bekçiniz ola. Gönül birliğine, muhabbet demine Allah eyvallah. Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola. Allah Allah, dil bizden kabulü Cenab-ı Hak'tan ola. Aşk ile gerçeğin demine hu. Canlar bir de toplumdan rızalık alalım şimdi. Destur Seyit'im. Destur Hak'tan ola, buyurun. Bitmişe Allah Allah. Erenler, canlar, bugün de gönül birliğiyle muhabbetimizi tamamlamış bulunuyoruz. Hakk'ın dergahında, Pir'in huzurunda unuttuğumuz, kırdığımız, incittiğimiz, döktüğümüz varsa dile gelsin herkes. Hakkına oldu mu razı canlar? Eyvallah. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Eyvallah. Hak da sizlerden razı olsun. Nefes teyze. Eyvallah. Hak hizmetinizi kabul etsin Gülçincan. Eyvallah diyoruz. Canlar bu akşamki dağılma ve helallik duasını pirimden alalım. Nefes sizdedir pirim, buyurun. Allah eyvallah. Şükür seydim canlar. Cenab-ı Hak hepinizin niyetinizi, hizmetinizi, gülbenklerinizi, dualarınızı kabul ve makbul eylesin. Allah Allah. Allah Allah. Cenab-ı Hak gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyliye. Hakkımızda hayırlı olanı da gönlümüze razı eyliye. Allah Allah. Allah Allah. Hak duysun. Bu geceki İkrar, anlattığımız ikrarın özeti. Özeti, ikrarın miracına yükselmenin yolu, İbrahim peygamber gibi sevdiğini kurban eylemekle, İmam Hüseyin gibi nefsini kurban etmekle ve Kamber ile Selman gibi teslim olmakla mümkündür. Ancak siz böyle ikrarın miracına kavuşabilirsiniz. Allah eyvallah. Yardım Hak'tan, Himmet Muhammed Mustafa'dan, Destur Şeyh Merdan Ali'den olsun. Ya Cenab-ı Hak, veles makamı hakkı için, nebilik makamı için, Resul makamı için, ibadet gecemizin hakkı için, ilim muhabbetimizin hakkı için, gönül birliğimizin hakkı için, verdiğimiz ikrarın hakkı için, zikrettiğimiz hak kelamı hakkı için, Bismillah Allah Allah. Batın oldu çarak nuru kainat. Zahir oldu şems-i mah-ı Muhammed. Sır içinde sır, nur içinde nur ola. Vakitler hayır hayırlar fethola. Demler daim, şerler def ola. Müminler şad, gönüller pak ola. Ya Cenab-ı Hak, sen evvelsin, sen ahirsin, zahir ve batınsın. Duasını, gülbengini kabul edensin. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin Hazreti Muhammed Mustafa'nın hürmetine varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi kadim ve daim eyle. Hastalarımıza, yolculuk edenlerimize, darda ve zorda olan cümle insanlarımıza yardım senden ola. Hizmetiniz kabul, Hak Muhammed Ali yardımcınız ola. Bozatlı Hızır yoldaşınız ola. Emekleriniz boşa gitmeye. Hizmet sahipleri hizmetinden şefaat bula. Ya Şah-ı Merdan Ali. Allah'ın rahmeti hürmetine gönlümüzü nurunla, ruhumuzu ilminle aydınlatmanı Cenab-ı Hak'tan temenni ediyoruz. Sen de bu dileklerimizi kabul eyle. Yağan yağmur esen yel hakkı için, yeşeren ve biten çiçeklerin, doğanın hakkı için, kainattaki mevcudatın hakkı için, canlı cansız varlıkların hakkı için, ikrarında dönmeyen, sorumluluğunu yerine getiren müminlerin hakkı için, hakikat alemine göçmüş canlarımızın ruhunu şad eyle. Göçmüşlerimize rahmet, yaşayanlarımız selamat içinde olsunlar. Gönlünde ikiliği giderenin, dedikodu duygusundan arınanın, huzur içinde, İlim ve ibadet muhabbetinden ayrılanın Hak Muhammed Ali yar ve yardımcısı olan.
Seyide Fatma Tüzeyra ananın çektiği acıların yüzüstü hürmetine kendisine aşkın niyazımız olsun. Dilde dileğimiz, gönülde muradımız kabul ve makbul ola. Dil bizden, kabulü Cenab-ı Hak'tan ola. Allah Allah, hak eyvallah.